Yaşam memnuniyet araştırması her yıl olduğu gibi bu yıl da TÜİK tarafından araştırıldı. Bu araştırmaya göre güzel şehrimiz Afyonkarahisar Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri seçildi. Peki Afyonkarahisar halkı ne kadar mutlu? Türkiye'nin en mutlu iller arasında Afyonkarahisar ikinci sırada yer alıyor. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bu bizim için güzel bir haber. Ama ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum. Çünkü neye göre değerlendikleri hakkında bir açıklama yok herhalde. Öyle olmasını canı gönülden isteriz. Tabii ki Afyonkarahisar güzel bir şehir. Ama Afyonkarahisar'ın özellikle yerelde çok büyük problemleri var. O problemlerin önce çözülmesi lazım diye düşünüyorum. Peki sizler bir vatandaş olarak mutlu musunuz? Niye yönden baktığımıza bağlı. Şimdi özellikle son zamanlardaki ekonomik sıkıntılar, geçim zorlukları, halkımızın gerçekten mutluluk seviyesini biraz düşürdüğü. Bu konuda daha önceki yıllara göre biraz daha olumsuzluklar çoğaldı. Ama baktığımız zaman, diğer illerle kıyasladığımız zaman, özellikle büyük şehirlerdeki vatandaşlarımıza göre Afyon daha yaşanır bir bölge olarak vatandaşımızın tercihi arasında yer alabilir. Şehir merkezleri geçim zorlukları ile ilgili biraz daha fazla problemli diye düşünüyorum. Kırsalda özellikle halkımızın kendi ihtiyaçlarını kendilerinin giderebildiği yörelerde mutluluğun biraz daha şehir merkezine göre daha yukarıda olduğunu zannediyorum. Ama bu tür araştırmalarda tabii ki hangi yörelerden neye göre denekler veya ne bileyim örnekler alındı, neye göre belirlendi, hangi tabakadaki insanlar, hangi eğitim düzeyindeki insanlar, hangi gelir düzeyindeki insanlarla bu araştırma yapıldı. Bunlar tabii ki açıklanırsa biraz daha sağlıklı yorumlar yapılabilir. Peki son olarak sizler Afyonkarahisar'da yaşamaktan keyif alıyor musunuz? Afyonkarahisar son 10-15 yılda özellikle biraz daha ilerleme sağlayan bir şehrimiz. Yöresel olarak bazı zorluklarımız var. İklim şartları olsun. Diğer sanayi, istihdam, bunlarla ilgili zorluklar var. Ama ben Afyonkarahisarlı olmaktan mutluyum. Afyonkarahisar'ımızın özellikle kendi kaynaklarını daha doğru kullandığı zaman halkının daha mutlu olacağı ve bu kullanımla beraber istihdamın, iş olanaklarının, refah düzeyinin biraz daha yükseleceğine ben inanıyorum. Ben bu konuda Afyonkarahisar'ımızın halkının biraz daha kendi bölgesine sahip çıkarak yatırım konusunda biraz daha yöresel, bölgesel yatırımlara daha ağırlık vermesi gerektiğine inanıyorum. İstanbul etmediğim gibi hiç mutlu değiliz. Emekliler olarak da mutlu değiliz. Ya şartları belli, işte görüyorum. Her zaman keyif alıyorum ben memleketimden, ilimden, köyümden. Ama yaşamı zorlaştıranlar var. Mutluyuz tabii, niye mutlu olalım ki? Mutluyuz elhamdülillah, ayaktayız, kendimizi taşıyoruz. Çok şükür. Afyonluyum, keyif alıyorum tabii. Çünkü insanın memleketi kadar güzel bir şey yoktur. Ben de aynı görüşteyim. Güzel. Düşüncenize katılıyorum. Çok hem de. Devletin verdiği çok bile geliyor.
büyüsün de hatta azalsın daha güzel olur, daha mutlu oluruz. Biz doğma büyüme buradayız. Yalan söylemişler ya, ne mutluluğundan bahsediyorsun, herkes yaşıyor zannediyor. Esbap peşinin altında kurbağa gibi. Vallahi bilemiyorum da herhalde doğrudur diye düşünüyorum. Millet çünkü Anadolu'da da sıkıntı var, büyük şehirlerde de sıkıntı var. Herhalde doğrudur diye düşünüyorum. Yani çok mutsuz da değiliz. Yani yarı böyle. Afyonkarahisar, ben başka vilayetten buraya göç ettim. Ben 30 yıl civarında İzmir'de durdum. Oradan buraya göç ettim. Ben burayı seviyorum, iyi. Benim bu geçmişim burada. Bir de mevsim olarak burası yazın daha güzel o bakımdan. Bayağı birinci sırada kızım. Her şey güzel bak. Güllük gülistanlık, her şey ucuz. Daha ne olsun ya? Gerçekten mutluyuz. Büyük illeri düşünüyorum da aklım almıyor ya. 7,5 lira maaşına ne yapar ya? Afyon'da her şey Antalya'ya yakın, Adana'ya yakın. Sebze meyve de ucuza mal oluyor. Bakıyorsun burada 20 lira olan İstanbul'da 40 lira, 35 lira. Nasıl mutlu olmazsın? Ama o insanlara da üzülüyoruz. Doğru mu? Yani aklım almıyor 7,5 lira maaşına İstanbul'da. Yol parasına yetmez ya. Valla ben mutluyum da şimdi benim ekonomim biraz iyi. Fakat insanlara bakıyorum da ya bir çay içmeye korkuyorlar yani. Yani gerçekten Cenab-ı Allah dese ki ben seni bir daha dünyaya getireceğim, nereye gidersin dese la Afyon derim. Mesela Antalya'ya herkes özlenir, İzmir'e özlenir, İstanbul'a özlenir. Ama ben Afyon isterim. Ya şimdi bak şu rüzgarı, serin rüzgarı İzmir'de bulamazsın. Ilık eser. Antalya'da bulamazsın. İstanbul'da kalabalıktan başını alamazsın. Ben İstanbul'da Acem Birliği'ndi, İzmir Usta Birliği'ndi. Antalya'da seminere gittim geldim, yani çok yer gezdim ben. Fakat Afyon bambaşka. Gerçekten bak. Yani ölsem dünyaya bir daha gönderiyoruz deseler ben Afyon tercih ederim. Aynen ben de öyle görüyorum. Şükür. İyi. Çok güzel. Alıyoruz. Afyon'un orada kalıyoruz. Çok güzel. Şükür yetiyor her şey. Yeter. Mutluyum. Her şey normal. Her şey çok güzel. Her şey güzel. Ben esnafım. İşler çok güzel. Herkesin işi var. Nereye gitsem iş yani var. Onu görüyorum ben. Çok iyi bir şey. İyi. Memnun oldum yani. Vallahi işte. Mutlu diyen geçen böyle. Ya öteki İbra'da, büyük İbra'da yaşam hayatı sıfırlandı. Bizim burada yine iyi yani. Bir yerde aşk alsın gibi esnaf bizim doyuruyor yani. Bir dilim ekmek vermez ama burada nereye gidersin bizim buranın eli selektir yani. Oh, mümkün değil. Ben mutlu değilim. Ben emekliyim. O 7500 liradan da değilim ama mutlu değilim. İyi diyorsun. Bundan iyisi olur mu? Allah'a şükür. Ben Afyonkarahisarlıyım. Afyonkarahisar'da ikamet etmiyorum. Bandırma'da ikamet ediyorum. Ama Afyon'a çok geliyorum. Afyon iyi emekli yeri yani. Afyon güzel, sakin bir şehir. İnsanlar da uyumludur. Yani genelde her taraf birbirine yakın olduğu için ulaşımda da pek sıkıntı yaşanmıyor. O yüzden insanlar daha mutlu. Orta derecede, tam değil. Ekonomik şartlardan dolayı sıkıntı çekiyoruz tabii ki. O yüzden orta derecede diyelim yani, tam mutlu olamıyoruz. Ben ezelden beri Afyon'da doğdum, Afyon'da büyüdüm. Yani bu kalenin etrafında çocukluğum geçti. Çok güzel günlerimiz oldu. Eski Afyon'un hali başkaydı tabii. Şimdiki artık teknoloji, bilgisayar çağı olduğu için insanlar zorlanıyor. Büyük ihtimalle bizim, mesela ben Kocaeli'den geldim buraya gezmeye. Bizim Kocaeli çok sanayi kenti. Sanayi kenti olduğu için iş stresi var. İşte ekonomi mesela, bu ev kiraları burada bir neten daha azdır. Ama bizim oralarda 10-20 bin liradan başlıyor. Yani ekonomi olarak doğru yani. Buradaki insanlar belki etkilenmiyor olabilirler. Ondan dolayı olabilir bu mutluluk seviyesinin yüksek olması. Ama bir metropol şehirlerinde bu çok düşüyor. Malum o da ekonomik ve insanların sosyal alanlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden dolayı bu şekilde diye düşünüyorum. Biz aslında yani 50-50 diyebiliriz. Kendim bireysel olarak mutluyum da diyebilirim, mutsuz da diyebilirim. Beni mutlu eden çocuklarım bu ikisi. Bir de eşim var, eşimi de çok seviyorum, onu da. Yani ben şu anda çok ilk günüm benim burada, geziyorum ve çok beğendim. İnsanları çok sıcakkanlı.
Çocuklarım da çok beğendi burayı. Birazdan yola çıkacağız ama gitmeyelim, kalalım diyorlar. Yok. Bakalım işte, değerlendireceğiz biz de. Biraz daha gezip bakacağız ortamına göre. Ona göre kalmayı değerlendireceğiz tekrar. Evet. Peki sen Afyonkarahisar'da neler yapmaya geldin? Neler yapıyorsun? Kocaeli Spor. Kocaeli Spor. Afyon'a neden geldin? Oynamak için. Oynamak için. Neler oynuyorsun sen? Bacak açıyorum. Oynuyorum. Aslında biz de istedik buraya, yani güzel bir yer diye. Bir de ben sucuk döner yemek için de geldim, ikinci olarak olayım. Burası bence güzel yani, kalınmalı bir yer bence. Peki yemekleri nasıl buldun, sucuk döneri beğendin mi? Çok güzel. Başka neler? Yani çok iyiydi valla, çok sıcak davranıyor insanlar. Camiler falan çok güzel, çok beğendim. Bence güzel bir yer burası. Abim camiye gidiyor. Peki sen mutlu musun? Evet, kesinlikle de mutluyum.